Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlığı için girdim mutfağa. Murat'a şöyle kaşarlı ve salamlı sandviç yaptım. Taze ekmek almış. Ali'yi okula bıraktıktan sonra. Kendime şöyle kahve hazırlıyorum. Tarçın koyacağım bir çay kaşığı da içerisine. Ben kahvaltımı sonra yapacağım. Şimdi yapmayacağım. Sonra da ilk yumurta haşlayacağım ve roka, tuzlu, limonlu böyle hazırlayacağım. Bir salata yapıp yiyeceğim. Zeynep'e de zeytin. Ondan sonra salatalık ve haşlama patates yapıyorum. Onun da kahvaltısı bu şekilde. Herkesin ayrı ayrı. Şimdi Murat'la Zeynep acıktığı için onları hazırlıyorum. Ama ben sonra yiyeceğim. Acıkmadım daha. Şurada daha bir bardak suyum duruyor. Onu içeceğim. Ondan sonra güne başlayacağız bakalım. Şöyle bir tane çatal çıkaralım Zeynep'e. Patateslere de bakalım haşlanmış mı? Ali okula gitti. Murat bıraktı onu. Hazırlamıştım zaten akşamdan her şeyini. Sonra sabah da o şey yapmış, giyinmiş üzerine ve gitti. Götürdü yani. Evet arkadaşlar, kahvaltılar yapıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurta haşlamadım. Vazgeçtim. Canım istemedi. Murat 120 liralık bir Şok Market alışverişi yapmış. Annem geliyor bu arada. Onun için dedim birkaç parça bir şey al, akşam yemeğine tavuk yapayım dedim. Şöyle tavuk göğsü bir tane. Şu da ikincisi. Bunun üç tanesini yapsak ancak yeter bize, bir tane fazla. Beyaz peynirimiz hiç kalmamış, sonunu ben yedim. Salata yaptım. Dedim ya az önce. Bir tane beyaz peynir ve bir tane 30'lu yumurta. Ve domates. Evet. Kaç tane? 4 tane domates almış. Diyor hiçbir şey yok diyor. Şoktan niye 120 lira tuttu diyor. Öyle artık dedim. Şeye gidince böyle. Pazara, markete gidince anlıyor fiyatları. Bunu da Murat çok seviyor. Bu göğüs eti böyle direkt. Hiç şey şinitzeller gibi işlenmiş olmuyor. Ama hep bulamıyoruz yani. Geldiği gibi bitiyor buradaki Şok'ta. Şimdi buzluğa atayım. Bir de 3 tane ekmek almış Şok'tan. Pastaneden de gelirken böyle ekler almış. Tartolet de bakmış ama bulamamış, kalmamış ondan. O yüzden böyle ekler almış. Çok güzel oluyor ekler. 45 lira kilosu diyorum Murat'a. Evde deneyelim bir gün, yapalım bakalım nasıl olacak. Çok eskiden yapmıştım ama. Şöyle bir tane de kendine şey almış, kete almış, peynirli talaş böreği mi kete mi ne, içim kıyılıyor dedi. Ben de dereotunu ve biraz peynir çıkarttım, buzluğa atmıştım. Dereotlu peynirli poğaça yapacağım. Mısır ununu da şey yaptım, çıkarttım, biraz karıştıracağım daha kıtır olması için. Hadi bakalım yerleştirelim, sonra devam. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Yoğurt yoktu evde. O yüzden bir kutu krema koydum. Bakalım deneyelim kremalı da nasıl oluyormuş. Mısır unu koydum. Bir çay bardağı kadar, kıtır kıtır daha böyle değişik olur diye. Annem de söylemişti zaten geçen gün. Mısır unu da güzel olur diye. Daha önce annem yapmıştı çünkü. Ben daha yeni evliyken. Ama da Murat'la birlikte Mudanya'ya gittiğimizde yemiştik. Şöyle yumuşak bir hamur olacak. Tabii ben buna birazcık daha şimdi un ekleyeyim. Ama yumuşacık bir hamur olmalı. Bir daha yoğurayım. Ondan sonra bu dereotlarını minik minik doğrayıp ekleyeceğim içerisine. İçine kaşar peyniri ve kaşarları dolduracağız. Kaşarlarını geçen artınca buzluğa kaldırmıştım. Azıcık vardı. Üzerine şimdi kaşar ekledim. Birazcık da rendeledim. Burada da hamurum hazır. Tepsime de yağlı kağıdımı serdim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şekil verelim bakalım. Poğaçalarım hazır. Yumurta sarılarını da sürdüm üzerine. Bakalım nasıl olacak. Şimdi 180 derecede 30-35 dakika falan pişireceğiz. Fırından çıktıktan sonra görüşürüz bakalım.
resmen mis gibi kokuya geldim arkadaşlar. Harika kokular sardı evi. Bir görseniz var ya, aynı pastane gibi kokuyor şu an ev. Yani o sabah pastane kokuları oluyor ya, böyle poğaça kokuları falan. Mahlep olduğu için sanırım içinde buram buram mis gibi koktu. Biraz daha dursun, üzeri kızardı. Hemen kapatıp bir tane daha tepsim var. Onu atacağım fırına. Benim bu demirin yan aparatlarında bu taraf çıktı. Ama bu taraf çıkmıyor arkadaşlar. Onu nasıl çıkarabilirim hiç bilmiyorum. Bayağı bir kötü durumda. Yani eskiden kalma bir sıkıntı var orada. Bilmiyorum ne yapacağım. Çok sinirimi bozuyor gerçekten. Zorladım zorladım çıkartmayı. En sonunda kırılacaktı. O yüzden şey yapmadım. Ellemedim de artık. Ya vidasını sökeceğim ya da yapacak bir şey yok. Öyle duracak. Yoksa çok zor temizleniyor bu ızgaraların arası. Evet, fırından çıkarttım. Diğer tepsiyi sürdüm. Onda da 5-6 tane bir şey vardı. Harika olmuş. Çok güzel, çok. Şöyle bir tanenin altını kaldıralım. Çok sıcak şu an. Bakın böyle 180 derecede pişirdim bu arada. 25 dakikaya hemen pişti. Mısırın olduğu için daha kıyıl kıyıl dağılır bir poğaça olacak bu. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Krema koymanızı da, denemenizi tavsiye ediyorum. Geçen yoğurtlu yaptığımda bu kadar değil. Bu kremalı olunca daha bir efsane koktu ev. O kadar güzel. Evet, sıcak sıcak bir tabakta komşuma vereyim bakalım, karşı komşumuza. İnşallah beğenir. Evet, komşuma verdim. O da kış hazırlıkları yapıyormuş. İnşallah sıcak sıcak yer, afiyet şifa olsun. Böyle iç dokusunu gösteremedim. Çok sıcak olduğu için şimdi daha tam içini de çekemedi. Böyle peynirleri uzuyor resmen. O kadar güzel oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi Zeynep'e yumurta sarısı sürdüm içeride. Ondan şey, yumurta sarısız değil. İçi peynirsiz yaptım. Fırında onlar pişiyor. Bakalım krema dokunacak mı? Yoğurt olmadığı da iyi çünkü yoğurt Zeynep'e çok dokunuyor. Şimdi fırından çıksın. Hemen soğutacağız. Vereceğim Zeynoş'a da. Tamam mı kızım? Ne diyorsun? Ne olur? Seninkiler fırında. Seninkiler fırında bebişim. Lur, ne olur? Dokun bakalım poğaçalara. Soğumuş mu? Ödevlerimizi de yaptık. Türkçe ve matematik vardı bugün. Şimdi de mutfağa gireyim. Şunları dizeyim üst üste de. Bu da yeni verilen kitapmış. Matematik problem. Evet, bu akşam yemekleri Murat'tan. Annem geldi. Murat girdi mutfağa hemen. Güzel bir akşam yemeği hazırlıyor. Şöyle körili tavuk yapıyor. Of Murat, çok o. Çok ağır olur. Ana, yarısı. Senin elinin burada küçüğü de vardı. Şaka yapıyor. Ay ben de şaşırdım. Yarısını getiriyordum. Zeynep'in bir tek tuz koyacağız. Tamam, bu Zeynep'in tavuğu. Burada da taze fasulyemiz var. Mis gibi. Ekmeğimiz de tazecik. Şimdi tereyağla şöyle bir özleşsin. Tuzunu falan koydun. Evet. Sarımsak, tuz, köri, tereyağı. Mis gibi koktu zaten vallahi. Sen tavuk işini çok harika yapıyorsun. Bu yemek işini. Sağ ol. Ondan sonra ben yapayım o zaman. Evet. Nereden bildin? Ay. Bu soda şişesine de su koydum. Zeynep'e diyorum ki al bakalım diyorum şeyi. Gazoz iç diyorum. Al bana, çok güzelmiş diyor. İçti sonra ay bu su diyor. Nevşehir'in meşhur gazozun soğuk iç gadasını aldım. Nöryon diyor bakın. Nevşehir'e de selam olsun. Evet, annem burada arkadaşlar. Geldi, geçen selam vermedi diye çok kırılanlar olmuş. Selam olsun hepinize. Yurt içi yurt dışı nasılsınız? İyi misiniz? O gün evlatlarım geldiler ya, ben bir gün önce bir düştüm. Bizim orada bir tane şöyle biraz bir bayırımız var. Bir uçurum var ya. Yolumuz da var. Yolu karşı var. Bir de böyle açık patikalı bir yer var. Orası kestirme diye hemen inildi veriyor. Oradan komşu da düştü birkaç gün önce. Evet. Ben oraya aşağı
Ama o böyle Rambo komandoları gibi koştu. Evet, düştü, evet. Düştü de döndü çok düştü. Ben de şöyle tombuldum ya, düşüp olduğum yerde bir döndüm. Sekmiş annem, düşüp sekmiş tombul olduğu için. Ama buradan aşağıya gösteremiyormuşum. Buradan aşağıya var ya, böyle çay tabağı gibi mor. Evet, bütün sıcak vücudunda morluklar oldu. Sıcak tabasını anlamadım. Göğüs, şey, karnım, kollarım, mollarım her yerlerimde vardı. Geçti artık. Yeni geçiyor şu bileğim filan. Pek keyfim yoktu öyle, canım acıyordu. Evet. Sıcaklamasını anlamıyor da. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayatınız? Murat ne yapıyorsun biz orada? Biz iyiyiz valla. Bir o tarafa bir bu tarafa adresler çok olunca bugün Bursa'ya geldim, bir çiçeklerimi bakayım dedim. Murat evet. Dedim yine de Allah razı olsun, evlatlarım bırakmıyor. Anne dediler gel bir çocukları sev öyle git. Zeynep'imizin doğum günü yaklaşıyor. Belki bir evet. Pastaları mum üfleriz. Aynen. Biz iyi. Siz nasılsınız? Çocuklar okula başladı. Allah herkese zihin açıklığı versin. Gelmiyor babaanne diyormuşsunuz. Hep buradayız. Geçen Almanya'da misafirimiz vardı. Ama rast gelmiyor. Video her zaman insan her türlü. Ben de çekmedim olduğumuz zamanlarda. Aynen. Ondan. İnsan her türlü hali oluyor. Bir de kolay değil yani. Benim yaşadığım şeyler diyorlar ki hala. Ama öyle değil işte yani. Evet. Öyle söylemesi kolay da uygulaması zor. Evet. Eskisi kadar değilim. Evet. Ama yaram açık yani, hala çok yanıyorum işte. Allah'ım inşallah hayırlı sıralı versin herkese. Amin, ama çok inşallah. Yanıyorum. Çok ağır arıyorum, çok özledim. Evet. Çok özledim. Okşamayı, dokunmayı, sevmeyi, hizmetini. Allah evet. Yerlerine rahat yatsınlar. Herkese rahmetler olsun. Evet. Biz şimdi sofraya indireceğiz, yemek yiyeceğiz. Bugün de çocuklara geldim işte. Sonra geri denizime döneceğim inşallah. Hadi bakalım. Hemen tabaklara pay edelim. Fasulyenin de altını açalım. Yemeğimizi yiyelim bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar, Esen ablacığımızın bize böyle ev hediyesi gönderdi. Tabloyu asmak istiyoruz ama şimdi bu girişteki bu aynanın üzerine denedik. Biraz bu orantılı şey yapmak lazım aşağı yukarı. Çok tepede kaldı böyle de. Şu duvara asmaya çalıştık. Şu duvarda da bakın, girişte bir yer istiyorum. Çünkü burada da böyle ayetel kürsü duamız var. Şöyle kapı üstüne istedim, olmadı. Buraya istedim, burada sigortalar var. Altta diyafon var. Bu köşeye sıkış tepiş sığdırdık ama Muhammed tablosu asılmadı. Diğerlerinin hepsi sığdı. Sonra yukarıya çıktık, şöyle bir bakalım dedik. Orada da borular tabii dar alan. Şöyle şuraya düşündük sonra yine. Oraya da sığmadı. Mutfak kapısının üstüne, oraya da sığmadı. Ne yapacağız karar veremedik. Sizce burada güzel olmuş mu? Şöyle kapı girişinde istiyorum ben aslında. Şöyle eve girildiği zaman şöyle tam karşıda olsun tablo. En ortadaki tablo uzun geliyor. Acaba onu alttan üstten kessem de öyle mi yapsam diye düşündüm bir de. Tam orta kısmını kestirsem alttan üstten nasıl olur sizce? Yoksa buraya uydu mu? Sizlerden fikir istiyorum. Çok güzel. Ne yapsam bilemedim. Murat, kessek aslında o en orta tablonun şeyine, şu takıyorum kısma. Işte takıyorum olduğu gibi. Oraya mı? Hı. Dur bir fikir istedim ben herkesten. Yok, başka bir yere sen mi? Belki kestirin diyecekler, buraya takın diyecekler. Bak kapıdan girişte ne kadar güzel olacak. Tam ortadaki tabloyu azıcık alttan üstten kestirsek öbürkünlerle orantılı olup şuraya sığabilir. Değil mi? Kontrplak ama. Yani biz neyle keseceğiz? Onu kesemeyiz ki. Yani biz bir şeyim yok. Bir yere kesmek. Gidince aynıcı kestireceğiz. Çünkü çok güzel gösterişli olacak orada. Kapının üstünde mi? Şu kapının üstüne. Tam böyle girişte. Bakın şöyle hesap edin. Şu tarafa da ileride şöyle bir şeyler takıveririm belki. Ya bu köşede boş. O saati belki çocukların odasına koyarım. Çocukların odasındaki pili bitti. Hem çok güzel o. Sessiz. Ha? Kesilmez mi? Ya kestiririz. Biz kesemeyiz de kestiririz. Ama diğer tablolar sığıyor mu oraya? Onu düşündüm. Ay karar veremedik. Ha bak o sığıyor. Gördün mü? Aynı boya getirdim.
Ah, onun boyutunda onu yaptırırsak eğer aynacıya falan oraya cuk olacak o. Tam mutfak kapısının üstü. Sizce mutfak kapısının üzeri mi yoksa buradaki bu girişte şöyle bir dolabımız var ya. Topluyoruz Bu mu? Bakıyoruz aynanın yine. evet Onu almadım fikir ben. alın oraya koy istersen. Düşer O oradan. düşer mi? Orada bir çıkıntı var. Neyse, sizlerden fikirlerinizi bekliyoruz bakalım. Mutfak üstüne kestir tak diyenler Aklınıza yorum geldi atsın. takacağız diye gene yollamış. Aynen yapışkanlarına kadar sandalyesine kadar getirdi. Ama ben dedim Oylama yapılsın hadi bakalım. aynen oylama yapalım ondan sonra sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Tam kapı girişinde ben böyle karşıda ne kadar güzel olur. Evin girişi böyle. Şu köşe olsa harika olacaktı ya. Aynada böyle video çekerken de arkada görünecekti. Ha? Diyor Murat'a sigorta yazcık kenarı kaydır diyor. O kadar kolay iş mi diyor. E tabii canım, bunun içinde çukur var, kablolar var. Nereye kaydıracağım bunu? Bu desen aynı, Dedim bu desen aynı. azıcık. Ama yani şunları bir derli toplu Hiç ya yapsalarmış. darma duman o ne öyle? Yani adam boş bulmuş duvarı. Ya sigortayı bari şuraya bir yere taksaydın. Süleyman Usta gelmiş burayı kazmış. Sonra Mehmet Usta öyle yenileyince Aynen. burayı dermiş. Murat Usta burayı da yapmış. Kağıt Bunun da yapıştırmış. vardı bir şey, onu da ben yapıştırdım bak Orası kapakta. delikti aynen. Hiç belli olmuyor Senin herhalde. işçiliğin on numara da işte. Diğer ustaların işçiliğinde. Ustalar da işte hızlı olsun. Bir an önce bitsin. Alalım paramızı, başka işler koşturalım Ya diye. bari şu yan yana olsun. Ya da bu şu kalksın, onlar öyle dursun. Şurayı bir değerlendir, değil mi? Hangi birini değerlendireceksin şimdi sen? Ya. Aa, ne yapıyorsun? Bundan da ses gelmiyor ya arada. Arada tutukluk yapıyor. Bak, bak. Ah, şimdi bozacak, elinde kalacak. Dur bakayım. Bas. Şimdi güvenlik tutacak. Ne diyeceğim dur. Abi sigortayı yapıyorum dersin. Taksi çağırıyoruz, Bak bak. duruyor yolda adam zaten. Kız. Ayşe'den. Gittim bir yere aradım. Abi Murat. İki dakika ayaküstü temizliğini de yaptın. Yuttun tozları. Vallahi. Ay şunu da bayılıyorum ya. Beyaz kapıya harika durmuyor mu? Ha? Bunu da Rabia'cığım göndermişti. Evim olursa asacağım demişti. Allah nasip etti işte astık. Çok güzel. Şurada şöyle şey var. Bunu astık tabii. Dışarıya asılmıyor. Zaten dar koridor olduğu için onu dışarıya assam batacak. O yüzden hiç asmıyorum. Böyle içeride ne kadar gelin evi gibi duruyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Bayılıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, akşam yemeklerini yedik. Ondan sonra çocukları yatırdık. Ali'yi de masalını okutturdum. Bugün değişik bir kitap getirmiş de okuldan. Her gün okuyoruz. Bir kitap bitiriyoruz her güne. Onu bitirdik. Ondan sonra uyudu yanımda. Şimdi de böyle sıcak çikolata hazırladım. Yanına da Murat'ın bugün aldığı eklerden koydum. Videomu da artık burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.